Merhaba dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım yepyeni bir taktik videosuna hoş geldiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde diyeceğiniz tek şey ah be keşke daha önce yapsaydım olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Kısacası rakipten üstün olmak isteyenler tam size göre bir video. Dostlarım emeğim karşılığı olarak like, yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmayanlar da varsa çok mutlu olurum. 100 bin az kaldı bu arada. Hadi başlayalım. Dostlarım botu görünce kendinizi kaybediyorsunuz biliyorum. Aşk gözlülük yapıyorsunuz. Bunu da biliyorum. Fakat bir taşta iki kuşu vurmak varken neden botu ölümüne bitirelim ki? Yani demek istediğim bu taktikte izleyelim. Gördüğünüz gibi karşımdan bot geliyor ama diğer tarafta da adam olduğunu biliyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden botu kullanmam lazım. Aç gözlülük yapıp botu direkt bitirmeyeceğim. O bota sıkarken sen de ona sıkacaksın. Bir taşta iki kuş vuracaksın. Böyle. Dostlarım gerçekten bu taktiği yapan var mıydı aranızda? Bu da ikinci versiyonu. Gameplay'i çekerken yapmıştım. Canlı canlı izleyin. Tamam. Şimdi bota gidecek bu. Evet git hadi bota. Bot var orada. Aynen bot var. Tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dostlarım, sniper'la karşı karşıya kaldığınızda yapacağınız tek şey ne biliyor musunuz? Şimdi izleyin. İlk başta karşınızda sağdan gösteriyorsun. O ateş edecek. Şimdi bas mermiyi. Onun mermisi boşa gitti. Bunu yapın dostlarım. Dostlarım, adam sizden yüksek bir yerde olursa ona fake atın. Nasıl mı? Adam çatımda pusuyor. Yüksekte olduğu için beni alacağını sanıyor. Şimdi ben loot yapıyor gibi yapıyorum, dönüyorum sıkıyorum. Loot yapıyor gibi yapıyorum, dönüyorum sıkıyorum. İlla düşecek birinde. Vuracağını sanacak ama böyle yere düşecek. Dostlarım rakipten üstün olmak istiyorsanız yapacağınız tek şey sağ açıdan kurtulun. Sol tarafa geçmeye çalışın. Sağ açıdan adam sizi tam görebiliyor ama siz sol açıdan onu tam görebiliyorsunuz. Yani bu Nedenle? Sol açıya geçmeniz lazım. Sol açıya geçtikten sonra adamları üstünüze çekin ve basın mermiye. Şimdiki göstereceğim gibi. Şimdi karşımdan adam geliyor. Burası benim sağ açım. Avantajsızım. Gördüğünüz gibi direkt kaçıyorum. Sol açıma çekmeye çalışıyorum. Şu an çektim. Hepsini üstüme gelmesini bekleyeceğim. Geliyor basıyorum mermi. Geliyor basıyorum mermi. Yani demek istediğim bu dostlarım iki kişi, üç kişi, dört kişi affetmez bu. Sol açı her zaman iyidir. Yeni modlarda genellikle kanca oluyor biliyorsunuz dostlarım. Ama adam duvar arkasında oluyor. Biz bu kancayla ne yaparsak adamdan üstünü alabiliriz. Şimdi izleyelim. Adam kayanın arkasında çıkmıyor gördüğünüz gibi. İlk başta bombalarla deniyorum. Adam sağdan çıkarsa soldan çıkarsa bombayla alacağım. Ama hiçbirini ölmüyor. Buna yapacağımız tek şey Dediğim gibi tavamız varsa direkt atıyoruz havaya ve kafasına biniyoruz. Adam bizi orada sanıyor. Ne olduğunu şaştı gördüğünüz gibi. Tavamız yoksa ve adam ağaç arkasındaysa direkt ağacın en üst kısmına dokunuyoruz ve kafasına biniyoruz. kulu pusucular çok seviyor çünkü oranın korunaklı olduğuna inanıyor. Bizim onlardan üstün olmamız için yapmamız gereken budur. Dostlarım adam çatıda bekliyor. Direkt çıkarsam vurur. Görür çünkü. İlk başta sisi atıyoruz çıkacağımız yere. Daha sonra adam nereden çıktığımızı şaşıyor ve kafasına biniyoruz. Dostlarım şimdi size profesyonel yakın temas taktiklerini göstereceğim. Mesela bu duvarın arkasında adam olduğunu farz edelim. Sağdan bu şekilde sıkmak yerine ne yapacağız biliyor musunuz? Geri geliyoruz. Tekrardan her zaman sol kısma sıkın. Adam her zaman oradan çıkacak. Her zaman sol kısma. Bunu asla unutmayın. Hiçbir zaman sağdan çıkmaz. Eğer profesyonelse hem sağdan çıkar hem soldan çıkar. Ama siz her zaman sol tarafa sıkın. Önceliğiniz her zaman orası olsun. Bilmem anlatabildim mi? Benim her zaman kullandığım orta mesafedeki taktiğim ne biliyor musunuz dostlarım? Böyle ayakta dikiz açmak yerine hayır bak bunu yapmayın. Ayakta dikiz açmayın. Mesela böyle gidiyorsunuz. Ayakta dikiz açarak sıkıyorsunuz. Bunu yapmayacaksanız direkt eğile basıp daha sonra dikiz ateşinizi açıp öyle sıkacaksınız. Eğilme o kadar önemli ki hem mermileriniz daha düz gidiyor hem de adam sizi o kadar çok yarıda görüyor ki. Yani bir adam olarak görmüyor, yarım adam olarak görüyor. Bu şekilde size hesa atamıyor. Mesela yine duvar arkasında bir adam var. Siz normalde böyle sabit bir şekilde adamın karşısına gidiyorsunuz. Yani adamın karşısında bot gibi gözüküyoruz böyle. Hayır böyle gitmeyeceğiz. Eğileceğiz, kalkacağız, gideceğiz. Eğileceğiz, kalkacağız, gideceğiz. Adam bizi yamyam gibi görecek. Lan bu ne kadar profesyonel bir adammış diyecek. El ayağı titriyecek. Emin olun ya. Emin olun. Yani şunu yapın. Emin olun. Dostlarım mesela adamlar çatıda ya da başka bir yerde bomba atıyorsunuz ve patlamıyor ama siz de gitmiyorsunuz. Bunun üstüne gitmeniz lazım. Çünkü adamlar ne oluyor? Sağır oluyor. Sağır olunca ne oluyor? Kör gibi bir şey. Seni sesini alamayan adam ne olur? Bot olur. Direkt git, rushla ve bas bıçağa. Bunu Böyle yaparsanız başarılı olabilirsiniz ama böyle bombayı atıp içeride ah ya patlamadı ne olacak şimdi nasıl raşlayacağım derseniz öylece beklersiniz ya da gelir öldürürler sizi. Hızlı oynamak ve özgüveninizi arttırmak istiyorsanız bu oyunda ölmekten korkmayacaksınız. Direkt basacaksınız ya ölürseniz ölürsünüz yeni oyuna girersiniz kasmayın ama bu oyunu öğrenin. Dostlarım şimdi dört parmak kontrol ayarımı ve hassasiyet ayarlarımı vereceğim. Dört parmak oynamayı seviyorsanız ve sevmeye çalışıyorsanız bu ayarlar tam size göre ne kolay ne zor yani orta diyebilirim ama profesyonel bir ayardır. Hassasiyet ayarlarım da bu şekilde. Hassasiyet kodum geçebiliyor süresi o yüzden geçerse gelin bakın iki dakikanızı ayırın ve yapın yine de hassasiyet kodumu göstereceğim. Bu arada gerçekten videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Abone olursanız 100 bin'e az bir şey kaldı. 100.000'de çok güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Sürpriz olsun. Yine destek veren herkese çok teşekkür ederim dostlarım. Bu arada neden videoyu geç atıyorsun diyenler oldu. Biliyorsunuz ki çok büyük bir deprem oldu ve bu depremden ben de etkilendim. Daha yeni yeni evimize geçiyoruz. Yani önceden başka bir yerde kalıyordum. Yine de video çekmeye çalışıyordum ama böyle olaylar oldu işte. Konuşmaya gerek yok. Yani asıl sebep bu. İkinci sebep de yani artık önerilere falan düşmüyoruz kanalımız. Çünkü bir video atıyorum mesela 15-20 bin izleniyor ama sonuç olarak 1000 like bile gelmiyor. Aslında biliyorsunuz ben emek veriyorum ve kötü video yapmıyorum. Siz de beğeniyorsunuz ama beğenmeyi unutuyorsunuz. O yüzden önerilere falan da çıkmıyoruz. Yani insan da heves falan kalmıyor. Ben sizler için çabalıyorum bir şekilde. Neyse. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu sevmişsinizdir.